Manşete hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz 2021 tarihi özellikle söylüyorum çünkü 15 Temmuz'un 5. yıl dönemi. 15 Temmuz bir başlangıçtır yazıyor KJ'de. Evet, aydınlanmanın başlangıcı. Evet, hakikati aramanın başlangıcı, evet Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmesinin başlangıcı. 15 Temmuz aydınlanmadan, bütün boyutlarıyla ortaya çıkmadan ve bu rejimin taşları nasıl döşendi, şu anki mevcut rejimin taşları nasıl döşendi ortaya konulmadan gerçekten ülkenin iki yakası bir araya gelmez, iflah olmaz eski tabirle, Anadolu tabiriyle. Bugün iki gündemimiz var. Biri 15 Temmuz, diğeri de elbette Melih Bulu'nun istifası. Fakat enteresan bir şey yaptı. Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Bulu'nun istifası değil, özür dilerim, görevden alınması. Melih Bulu'yu tam 15 Temmuz'un arefesinde görevden alarak yani kutsadığı, kutsallaştırdığı, bayram ilan ettiği, işte resmi tatil ilan ettiği falan şeyi bayram demeyelim de anma yani nasıl oluyorsa artık neticede resmi tatil olan bir gün. Bir milat. Böyle bir günün arefesinde Boğaziçi rektörünü görevden alarak e, gündemi değiştirdi. Halbuki 15 Temmuz'un konuşulması onun işine gelen bir şeydi. Tuhaf. Buna da bakacağız. 15 Temmuz'la devam edeyim. Bir iki söyleyeceğim şey var. Ardından e, Melih Bulun'un istifasına geleceğim. 15 Temmuz bana göre Türkiye'yi vurmuştur. Ancak bu iktidarın, bu rejimin ekmeğine yağ sürmüştür. Tek cümleyle 15 Temmuz budur devam ederseniz olağanüstü haldir. Devam ederseniz hak ihlalleridir. Devam ederseniz başkanlık rejimidir. Devam ederseniz keyfiliktir. Devam ederseniz her gün yayınlanan kararnamelerle şahsımın aldığı şu kararı şahsımın aldığı bu kararla genişletiyorum. Şahsımın aldığı bu kararla Lav ediyorum, şahsımın aldığı bu kararla değiştiriyorum, şahsımın aldığı bu kararla düzeltiyorum. Kararnamelerinin abartmıyorum. Aynen böyle kararnameler var. Birkaç tanesini geçmiş programlarda buraya getirdim. Bu kararnamelerle, keyfi kararnamelerle, günlük yasalarla, günlük kararlarla yönetilen bir Türkiye'dir. 15 Temmuz'un akabinde anayasanın rafa öncesinde de kalktı ama tam anlamıyla rafa kalkması, değiştirdikleri anayasaya dahi uymamaları, çıkardıkları kanunlara dahi, dahi uymamalarıdır. Keyfiliktir. Hamile kadınların kanuna rağmen cezaevinde yatmasıdır 15 Temmuz. Türkiye'de darbeler oldu, Son ikisine, üçüne tanıklık ettim. E muhtıra, muhtıra işte 12 Eylül darbesinde çocuktum ama uygulamaları az çok hatırlıyorum. Öncekileri de okudum ama hiçbirinde böyle şeyler olmadı. Hiçbirinde ara dönem bu kadar sürmedi. Ve hepsinde aşağı yukarı işte bir anayasa mahkemesi, bir mahkeme, bir işte kararlar, şu bu falan, kurumlar falan şöyle veya böyle vardı. Bu hepsinin Lav edildiği bir şey oldu. Hepsinin üstünden geçilen bir şey oldu. Sonraki dönemin taşların döşemesi açısından da o gün kurgulanan şey sadece bir örnek vereceğim. Askeri öğrenciler mesela sahaya sürülerek askeri okullar lav edildi. İstenmiyordu. Başka bir düzen isteniyordu. Ve o gün 13-14 yaşında 15 yaşında olan askeri öğrenciler yaşları tutmuyor diye tutuklanmadılar. Şimdi operasyonlarla tutuklanıyorlar. Askeri, ara, e, askeri araziler, askeri tesisler vesaire hepsi kamulaştırıldı. Zaten kamunundu ama e, müsaadere edildi. Askeri tesisler şehir dışına taşınarak falan o değerli araziler birer rant unsuru olarak müteahhitlere devredildi. Evet. Ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde iktidar olağanüstü hal uygulamalarını 3 yıl daha uzatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden nasıl bir meclisse yetki istiyor. O arada 15 Temmuz komisyonu ve 15 Temmuz'da dağıtılan silahlarla ilgili e, kimi itiraflar da e, özellikle 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde gündeme damgasını vurdu. Selçuk Özdağ'ın itirafı Halk TV yayınında Barış Pehlivan'ın 15 Temmuz komisyon raporu yayınlanmadı. Çünkü bunun cemaatçilere yarayacağı ve Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma e, düşüreceği e, hukukçular tarafından bildirildi ondan dolayı da yayınlanmadı dedi ve Selçuk Özdağ 15 Temmuz komisyonunun araştırma komisyonunun meclis araştırma komisyonunun başkan vekili aldığınız kulis bilgisi doğrudur dedi. Bunu teyit etti. Ve yine aynı Halk TV ekranlarında 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar konusu gündeme geldiğinde Sedat Peker tarafından ki bu bilinmeyen bir şey değildi. Bu konu işte 15 Temmuz konusunu hafifletmemeli cemaatçilere yarayacak. Cemaatçileri haklı çıkaracak dedi. Dolayısıyla sadece bu iki konu bile 15 Temmuz noktasında oluşturulan havayı ve bu havanın, bu havanın sürdürülmek istenmesini ortaya koyması açısından önemli. Tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı askeri boyutuyla, siyasi boyutuyla, siyasi ayağı boyutuyla bir darbe planı var mıydı? O gün ne oldu? Emre uyanlar, uymayanlar, gerçekten darbeye inananlar, cemaat boyutu, hepsi ama hepsi adil öksüz boyutu. Hepsi ama hepsi o gün ortaya çıkarılmalı. İstihbarat boyutu ve elbette genelkurmay boyutu bana göre 15 Temmuz'un bir numarası dönemin genelkurmay başkanı, şimdinin savunma bakanı Hulusi Akar'dır. Hemen ondan sonra Hakan Fidan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bu iki isimdir. Evet. 15 Temmuz konusu böyle. E, bu konu çok su götürür. Sadece 5. E, yıl dönümünde e, benim için neyi ifade ediyor onu özetlemeye çalıştım. Devamla şunu söyleyeyim. İki önemli çalışma bu hafta YouTube'a kondu. İlki e, TR724 ekranlarında daha evvel 15 Temmuz konuşmalarına imza attığımız gazetecilerle Adem Yavuzarslan, Bülent Korucu ve Levent Kenez'le 5. Yıl dönümünde 15 Temmuz programı yap yaptık. İzleyin. seyretmeyen de lütfen. 7 bölümlük geçen yıl yaptığımız 15 Temmuz konuşmalarına göz atsın. Bir diğeri bir belgesel. Orkoz belgeseli haberiniz olmuştur muhakkak ama olmayanlar da şimdi duyuyor. Bolt medyada yayınlandı. 52 dakikalık tek bölüm bir belgesel. Orada da 15 Temmuz'u farklı bir açıdan, farklı bir resimle ekrana koyuyor. Ki elbette bu belgeseller, Can Dündar'ın köprü belgeseli, İsveçli gazeteleri, gazetecilerin yaptığı belgesel, 3-4 belgesel var şu anda. Fakat yetmez. Belki 50 belgesel yapılmalı, 100 belgesel yapılmalı. Hiçbirini de kınamadan, hepsine de farklı bir gözle bakmalı ve hepsinden de bir şeyler not ederek 15 Temmuz'u anlamaya çalışmalıyız. Bu iki çalışmaya da TR724'te 15 Temmuz konuşmalarının devamı yaptığımız yayını e, hatırlatıyorum. Orkoz belgeselini de hatırlatıyorum. Şimdi gündeme bakalım. Gündemde Melih Bulun'un istifası var. E, Cumhurbaşkanlığı kararıyla e, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ocak başında Melih Bulu yaklaşık 6,5 aylık e, macerasının ardından işte bu kararnameyle e, görevden alındı. Ve e, Boğaziçi e, hocaları e, bunu Şah e, şarkısı eşliğinde, şarkıyı ekrana vermiyorum telif falan meselelerinden dolayı bu şekilde e, kutladılar Boğaziçi bahçesinde. Kabul etmek gerekir ki 2 Ocak'tan bu yana, ee, ...mühim bir direniş sergilediler. Her gün bu duruşu sergilediler. Mümkün olduğunca fakülteye girişleri, Boğaziçi kampüsüne girişleri engellendi. Şapka çıkarmak gerekiyor. Ee, ve e, bu konuda e, aldık, e, aldıkları sonuç itibariyle. Ama Melih Bolu bir e, şu, Melih Bolu'nun görevden alınması elbette mühim bir aşama. Fakat e, her şeyin bittiği ve bir zafer kazanıldığı anlamına gelmiyor... Onları birazdan analiz edeceğim. Bu eylemler en fazla 6 ay sürer istifa etmeyeceğim demişti, demişti Melih Bulu. 6 ayda gitti diyor Can Dündar. Evet en doğru tweetlerden biri. Gergerlioğlu'ndan sonra Bulu kararı popülist otoriterliğin diktatörlüğü kabul ettirebilmesinde yaşadığı sorunları gösteriyor. Bu zayıflama bu zayıflama işaretlerini örtmek için daha sert kontrolsüz çıkışlar da gelebilir. Rejimin ciddi bir savrulma içerisinde olduğu aşikar demiş Ömer Murat. Bu Caps de çok dolaşılıyor. Melih Bulu hakkındaki iddialar, Boğaz içindeki olaylar, direniş filan üzerine haber Türk ekranlarına çıkarak kendini anlatmaya, kendini savunmaya çalışmıştı. Kimin karşısında ikisi de gitti. Yani sonucu da gitti. Rektör bozuntusu da gitti ki bozuntusu dememe kimse alınmasın. Melih Bulu nasıl profesör olduğuna dair intihal iddialarının odağındaki bir isimdi ve profesörlük tezi, doktora tezi neyse tezlerine erişim yok. Hemen kapatıldı. Haliyle bunun da kritik edilmesi istenmedi anlaşıldığı kadarıyla. Boğaziçi dayanışması yetmez ama devam diyor. Taleplerimizi tekrarlıyoruz. Bütün bileşenlerin dahil olduğu rektörlük seçimi yapılana, LGBTİ kulübü tekrar açılana ve diğer demokratik taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye daha kararlı biçimde devam edeceğiz diyor evet. 15 Temmuz'a birazdan geleceğiz. Eser Karakaş'ın tweet'i önemliydi ama Boğaziçi Üniversitesi'nin talepleri eşliğinde ki bu talepleri de şöyle ekrana biraz daha büyüterek getireyim. Siz de oradan okuma fırsatı bulabilirsiniz. Melih Bulu olayını 8-10 maddede kısaca analiz etmeye çalışacağım. Melih Bulu görevden alındıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ee, sevinmek için erken e, tweetleri de atıldı. Sevinenler bu bir zaferdir diyenler de oldu. Her iki noktada da değilim. Yani sevinmek için erken noktasında da değilim. Bu bir zafer noktasında da, bu bir zafer e, anlayışında da değilim. İlk değil, e, sonda olmayacak. E, Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir atadığı bir kişinin arkasında sonuna kadar durmuyor. Örnek bakınız Merkez Bankası başkanları 6 ayda bir, 8 ayda bir, yılda bir filan değiştirdiği oldu. Son 2 senede galiba 4 Merkez Bankası başkanı değişti. Haliyle Erdoğan atadıklarının sonuna kadar arkasında durmuyor. Bir strateji çerçevesinde alıyor, atıyor, yerine başkasını koyuyor, kızağa çekiyor vesaire. 2. Melih Bulu evet yıprandı ve e, görevden alındı. E, süreç onu çok yıprattı. Süreci doğru yönetemedi ve e, ne yaptıysa üstü başı battı. Ve bu elbette sarayın ve çevresindekilerin de dikkatinden kaçmadı. E, yıprandığı, başaramadığı, e, koltuğunu sağlamlaştıramadığı, atama kararının hakkını veremediği için görevden alındığı muhakkak. Üç, atama yetkisi halen sarayda. Dolayısıyla bu bir zafer olabilmesi için sizin seçimle iş başına getirdiğiniz rektörün arkasında hizalanmanız, seçimle iş başına getirdiğiniz Boğaziçi rektöründe eğitim öğretimin eskiden olduğu gibi normal seyrinde devam etmesi gerekir. Zafer budur. Dolayısıyla atama yetkisi hala Cumhurbaşkanı'nda ve zaten birini de vekaleten atanmış, atamış. Haliyle e, hala saray ne derse olacak. Sadece bir pi piyonunu çekti, başka bir piyon koydu. E, daha sert e, önlemlerde alabilir atadığı kişi. Bir yumuşama e, yanlısı bir kişi de olabilir. Ya da Melih Bulu'nun 6 aydır 6,5 aydır takip ettiği yöntemler sert yöntemlerse işte o yöntemleri e, farklı bir biçimde ele alır. Bunu bilemiyoruz ama belli ki tepkileri e, dikkate alma hali var. Seçim olacak mı? Hayır. İşte burada talepler var. 10 e, tane talep var e, Boğaziçi Dayanışması'nın talepleri. Ee, orada görüyorsunuz, okuyorsunuz. Ben tekrar etmeyeceğim ama e, zaten e, seçim diye bir şey yok. Artık kanunen mümkün değil. Yani e, rektör atamaları tamamen Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Kim isterse onu atıyor. Direniş sürecek mi? Evet sürecek. E, bugünkü manzaradan o görünüyor. Bu taleplerin arkasında durmaya Boğaziçi grubu devam edecek ve belli ki bundan sonrasında da Tamam Melih Bulu'nun alınması bir kazanım ama mücadelemiz devam edecek. Kararlılığında yürüyecekler. Dikkat çeken konu bir diğer konu zamanlaması. 15 Temmuz'un önüne geçti. Saray bunu 16'sında da yapabilirdi ve bu yönüyle tuhaf kendi gündemlerinin bacağına sıktılar. Yani 15 Temmuz'u kutsayan, 15 Temmuz'u bir bayram ya da anma günü veya resmi tatil veya işte efendim her şeyin miladı, vesaire bir demokrasi günü filan falan darbecilerin püskürtüldüğü gün falan filan gibi ele alan bütün gazetelerin manşetinde bugün bu var. Erdoğan kutsallaştırılıyor. O arada işte bütün beşli çete dahil olmak üzere bütün devlet kurumları gazetelere tam sayfa ilanlar vermişler falan. Böyle işte 15 Temmuz'un filmi vizyona giriyor filan. Konuşulması yasak. Konuşanın üstüne çöküyorlar. Böyle bir dönemde tam da 15 Temmuz propagandası yapacakken siz 15 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz'a bağlayan gece yarısı Boğaziçi Üniversite rektörünü görevden alıyorsunuz ve gündemi değiştiriyorsunuz. Yani kendi gündeminizin bacağını ancak bu kadar sıkarsınız. 24 saat daha beklese yarın konuşulacaktı bu ve bugün 15 Temmuz'da geçecekti. O açıdan tuhaf yani e, Erdoğan en olmayacak şeyi en olmayacak zamanda yaptı. E, bu yönüyle de tuhaf ama dediğim gibi işte sarayda bir akıl bir zeka bir strateji, bir planlama, bir feraset, bir basiret falan e, aramak gerekmiyor. Sarayda açıkçası panik ve e, yani bir rejimin saçmalaması ve rejimin ne yapacağını bilememesi ve kontrolden çıkması e, görülüyor, gözleniyor. Bu kadarla sınırlı olsa keşke. Elbette direnişçilerin e, kişileri hedef alıp tek tek indirme strateji bağlamında mühim bir gol e, o açıdan tebrik gerekiyor, teşekkür gerekiyor, alkışlamak gerekiyor. Bu hatırlıyorum bugün TV yayınında Ahmet Altan'ın söylediği mühim bir stratejiydi. Yani siz kişileri hedef alırsanız belli hakimleri, yargıçları mesela Türk Hava Yolları Genel Müdürünü ya da işte herhangi bir bakanı, herhangi bir genel müdürü, daire başkanını ve onu yıpratırsanız tek tek rejimin kalelerini indirebilirsiniz. E, ama bunu da yapmıyorsunuz. Ne yaptınız belli değil. E, mealinde konuşmuştu. E, o anlamda Boğaziçi direnişçilerinin e, Melih Bulu'yu hedef alarak ve onu indirmeleri ve ondan sonra sıradakine e, odaklanmaları anlamında mühim bir gol. E, fakat dediğim gibi zafer değil. Çünkü zafer finalde olur. Yani oraya seçimle kendi rektörünüzü getirirseniz ve ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde tüm işleyişi önceden olduğu gibi, yolda sokarsanız işte bu zaferdir. Dolayısıyla Melih Bulun'un e, görevden alınması mühim bir başarı, mühim bir iktidar kalesine atılan goldür. En önemlisi şu, sona geliyorum. İktidar seçimsiz atamalara alıştı. Yani bunu gözden kaçırmayalım. Belediye başkanlarına işte kayımla atamalar yapıyor canlı sıkanlara. Ee, imkan olsa belediye seçimlerini de kaldıracak, belediye başkanlarını atayacak ki zaten böyle bir kulisi Ahmet Takan birkaç sene evvel yazmıştı. Yani ne gereği var belediye seçimlerine atayıp geçelim? Çok istiyorlar bunu ama e, bunu yapamıyorlar şu anda. Yani yoksa isteseler bir dakikada yaparlar. Ee, i̇mkan olsa e, her yere atama sistemini getirecek. Çünkü bunu çok seviyor, çok alıştı. Yani bir gecede alıyor, bir gecede değiştiriyor. Yerine başkasını koyuyor vesaire. Haliyle bu Gitmeye niyeti olmadığını da gösteriyor. Yani e, seçimi, genel seçimi bahsediyorum, cumhurbaşkanlığı, parlamento seçimini kastediyorum. Ya sembolikleştirecek, ya da kazanamayacağını anlayınca sandığı devirecek. E, bu yönüyle de korkutucu gelişmeler, İktidar seçimsiz atamalara alıştı, e, rektör seç atamaları, belediye başkanı atamaları vesaire gibi. Bu Melih Bulu olayında da bu çok net görülüyor. Yani üniversitelere seçimin gelmesi bu rejimde Erdoğan iktidarında mümkün ve olası değil. Ama dediğim gibi seçimli bir rektör gelir Boğaziçi'ne işte zafer o zaman kutlanır. Son söyleyeceğim konuda Melih Bulu yerine vekaleten atanan kişi kim? Naci İnci isminde Melih Bulu'nun yardımcısı pozisyondaki kişiyi vekaleten atamış Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Melih Bulu'nun yardımcısı olmayı kabul eden biri rektör olmayı da haliyle kabul eder. Her ne kadar vekal vekaleten olsa da e, bu tür konular şöyledir. Devlette de vekaleten bakarlar, baktılar işi kıvırıyor. Ondan sonra e, şey yaparlar, bunu asaleten atarlar. Olay bu. Geçelim 15 Temmuz'a. Eser Karakaş paylaşmış 5 sene önce bu gece. 14 Temmuz 2016'da. Benim için bir gece sonra yaşanacak benim bir, bir gece sonra yaşanacaklardan zerre kadar haberim yoktu diyor. Sihirli bir el bir gece sonra olacakları kimlerin bildiğini önümüze koysa eminim Türkiye'de yer yerinden oynar. Sarayda Erdoğan'ın yakın çevresi pelikan sakın biliyor olmasınlar demiş Eser Karakaş. AKP'li Mahirunal kayıp silahları gündeme getirmek 15 Temmuz'u itibarsızlaştırıyor. Dönderin 15 Temmuz'un itibar, itibarını korumamız için kayıp silahlar dahil bu işi yumuşatacak, bu işi sulandıracak her şeyi her şeye engel olmamız lazım. Sembol fotoğraflardan biridir ki daire içerisindeki kişi o gün panik halinde Cumhurbaşkanının hemen sağında oturan Selim Temurci AKP İstanbul İl Başkanı'ydı. Ve kayıp silahlar konusuyla ilgili olarak ya da dağıtılan silahlar konusuyla ilgili olarak bu öyle bizim gençlik kolu başkanlığı şunun bunun becereceği bir iş değil. Zaten olaylardan silahlarla ilgili hiçbir konudan haberim yok. Biz halkı sokağa çağırdık diyor. Ve bu konunun kesinlikle ve kesinlikle dağıtılan silahlar konusunun Berat Albayrak koordinasyonunda ve bilgisinde olduğunu söylüyor. Çıktığı bütün ekranlarda bu iddiada bulundu. Berat Albayrak demek hemen yanındaki kayınpederi Tayyip Erdoğan demektir. Dikkat edin Selim Temurci ne kadar bu fotoğrafta gerginse Berat Albayrak da o kadar rahat. Evet. Gülümseyen hatta sırıtan bir Berat Albayrak portresi. 15 Temmuz'un fotoğrafıdır bu. Bir tarafta gergin olanlardan habersiz halkı sokağa çağıran işte efendim demokrasi diyen vesaire bir Selim Timurci. Öbür tarafta operasyonun farkında olan bir damat. Evet 15 Temmuz budur. 15 Temmuz nedir? Bakın bu e, bir mahkeme belgesi bir sanığın annesinin halasının oğlunun Ankara'da hakimlik yaparken filan sila, filan. Yani kişinin annesinin halasının oğlunudan dolayı kişiyi suçlu gören kişiyi sorumlu tutan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendi annesinin halasının oğlunu... Biliyor mu bilmiyor baksın. Ben annemin halasını biliyorum ama çocuklar hakkında bir fikrim yok. Onların çocukları hakkında bir fikrim yok. Ama önüme böyle bir şey geliyor. Senin diyor annenin halanın halasının oğlu işte böyle böyleydi. Sen de ondan dolayı böyle böylesin. 15 Temmuz budur. 15 Temmuz eşim telefon etti. Sesi iyi değildi. Cezaevi doktora Sevk, et, sevk etmiş doktor enfeksiyon başlamış vücudunda bu durum çok sıkıntılı bebek açısından erken doğum olabilir demiş hücrede tek kalıyor doktora gittiğinden 25 günlük karantina baştan başlamış maalesef havalandırma hiç yoktur yokmuş 15 Temmuz kanun tanımazlıktır 15 Temmuz bebeleriyle beraber hamile kadınların emzikli kadınların cezaevinde tutulmasıdır kanun tanımazlık insan hakkı tanımazlık vahşiliktir 15 Temmuz ve buna duyarsızlıktır. Bunu görmemektir. Bu cemaatin işine gelir, bu cemaati haklı çıkarır diye bu konulara bakmamaktır 15 Temmuz. İbrahim Kabaoğlu paylaşmış, o hal uygulamalarını 3 yıl daha uzatan teklif bir hukuk rejimi değişikliğidir. Terörle veya FETÖ'yle mücadele söyleminin bahane olduğunu mafya siyaset sermaye ilişkilerinden gördük. Teklif demokrasi ve sandık korkusunun o halde makyajlanmış torba hali diyor. Evet iktidar o hali bir kere daha uzatmak için meclise teklif sevk ediyor. Bir üç yıl daha demek 5 artı 3 8 yıl demek. Dediğim gibi ben çok darbe gördüm öncesini de okudum araştırdım ama bir ara dönem bir normalleşme ne beş sene ne 8 sene sürmemişti. İki konu, iki tweet attı Sedat Peker. Bir süredir sessiz ama bir son bir iki gündür e, bu tweetler çokça tartışıldı. Ama sadece biri üzerinde duruldu. E, diyor ki mesela e, bu 9 numaralı tweette seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz diyor. Burada da seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz diyor. Yani bir seri tweet atmış dokuzuncusunda seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz Önceki birçok hükümet gibi sizler de gelir sonra gidersiniz. Öbüründe de gene tıpış tıpış gideceksiniz. Eğer aksi hamle yaparsanız vatan fedailerinin serdengeçlerinin kim olduğunu göreceksiniz. Yani bir anlamda eğer kalmaya devam ederseniz kalmaktır ısrar ederseniz vatan serdengeçleri sizi oradan indirecek diyor. Yani bizim de güçlerimiz var onu biliriz. Ama iki kere 13 Temmuz'da attığı bu tweet serisinde iki kere tıpış tıpış gideceksiniz vurgusu son derece önemli. Sadece bir tweette değil, iki tweette 9 numaralı ve 12 numaralı tweette tıpış tıpış gideceksiniz vurgusu yapıyor. Bu iktidarın özellikle seçimle giderler mi gitmezler mi falan e, ya da işte iç savaş çıkarırlar falan gibi söylemleri üzerine gelmiş tweetler. Ve evet Sedat Peker de benim desteğini aldığım, benim desteğini aldıklarım seninkilerden daha güçlü diyerek Süleyman Soylu'ya daha önceki günlerde göndermede bulunmuştu. Sedat Peker'i destekleyen ve Sedat Peker'in arkasında duran güçler açısından önemli. Evet, bunu da bir kenara not etmek gerekiyor. Bülent Turan demiş ki AKP ile Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı. TRT Kürdi'ye çıktı. Altyazı bile verilmedi. Bu şuna benziyor. Kimi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, kimi zaman da Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı şapkasını kullanmasına benziyor. Leman'ın kapağı güzel. Gazeteci Erk Acerer geçtiğimiz hafta evinde saldırıya uğramıştı. Üç saldırganın. Konu Alman yetkililerinin takibinde soruşturmada yazmayacaksın demişlerdi. Yazdım bile demiş evet. Erk Acerer yazmaya ve konuşmaya devam ediyor. Leman'ın karikatürü de son derece anlamlı ve önemli. Özer Sencar bir not düşmüş. Siyasetten bir iki notumuz var bitiriyoruz. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a demiş ki Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak. Benim aldığım mesaj Yavaş'ın Ankara'yı yönetmeye devam etmesi Büyükşehir Başkanı olarak. Ee, önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Tam da bu aşamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adaylık için konuşulurken Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak demesi sen Ankara'da oturmaya devam et demektir. Mansur Yavaş'a ama siyasette bir gün bile çok uzundur. Sabahtan akşama ne olur belli olmaz. Fakat Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesaj açık. Bu arada kendi cumhurbaşkanlığıyla alakalı, kendi cumhurbaşkanı adaylığıyla alakalı soruları da geçiştiriyor. Ya da tarif ettiği, isim, tarif ettiği isim kendisini işaret ediyor. Yani işte bir dönem kalacak, hiçbir beklentisi, hiçbir siyasi ikbali falan olmayacak. Ve o dönem Türkiye'yi normalleştirecek, güçlü parlamenter sisteme döndürecek, ondan sonra da köşesine çekilecek. Böyle bir cumhurbaşkanı, adayından bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisini tarif ediyor yani iki sene gelecek iki sene boyunca Türkiye'yi normalleştirecek anayasa değişikliklerini yapacak parlamenter sistemi tekrar getirecek ondan sonra işte seçimler olacak halk başbakanı seçecek falan filan veya koalisyon neyse bunu tarif ediyor çünkü şu anda rejim değişti gerçekten ve kim seçilirse seçilsin Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle tek adam olacak. O riski Kemal Kılıçdaroğlu da gördüğü için hayır seçilecek kişi tek adam olmayacak, iki sene teknokrat olarak işleri idare edecek, durumu normalleştirip köşesine çekilecek demeye getiriyor. Bakalım ne olacak göreceğiz ama Devlet Bahçeli'nin son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef falan alçak kampanyalara kulağımızı kapadık, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır demesi eş zamanlı gelen bir konu. Bu da yani bayram değil seyran değil niye böyle söylüyorsun belli ki Cumhur İttifakı'nda sorun var bahçeli de kesinlikle seçim istemiyor belki şu anda Türkiye'de seçim istemeyen en çok seçimi istemeyen seçime uzak olan parti ve lider hangisidir diye sorarsanız otomatikman devlet Bahçeli derim %5'lere düşmüş bir MHP'li var MHP'li MHP oy oranı var 2018'de MHP'ye oy verenlerin yarısı MHP'ye oy vermeyecek araştırmalar bunu söylüyor. Bir diğer konu Afganistan konusu, göç konusu. Ee, öncelikle son görüntüleri Ruşen Takva'nın e, paylaştığı, gazeteci Ruşen Takva'nın paylaştığı son görüntüleri izleyelim. Evet, yürüyerek geçiyorlar. Türkiye, İran sınırı burası ve e, her gün Ruşen Takva'nın ifadesine göre 1500, Afgan, e, İran'dan 1500 kadar Afgan göçmen geliyor. Hatta Bazılarının İranlı kılığında veya dilleri de çok yakın olduğu için veya lehçeleri bilemiyorum İran vatandaşı veya ben İranlıyım diyerek geldiğini geçtiğini söylüyor. Çok büyük bir risk önümüzdeki aylarda Türkiye bunu konuşacak muhtemelen. Afganistan göçmeni söz konusu olduğunda neden Afganistan'ın Afganistanla Türkiye arasında kocaman bir İran var neden İran'da kalmıyorlar da Türkiye'ye geliyorlar gibi sorular oluyor. Bu sorunun cevabı çok basit. Afganistan'dan Afganistan'ın komşularına bakın Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan var. Oralara da geçebilirler ama kim gitsin Pakistan'a ayrı bir konu. İran'da da kalmak istemiyorlar. Türkiye'ye gelmek hatta Türkiye'de de kalmak istemiyorlar. Türkiye'den Batıya geçmek. Yunanistan üzerinden Almanya'ya, Fransa'ya neyse artık İngiltere'ye geçmek istiyorlar. İran'ın da buna izin verdiği, yani yol geçen hanı olmasına izin verdiği ifade ediliyor. İran'da yasa, yasa dışı göçmen sayısının 2.7-2.8 milyon civarında olduğu, bunun da 2.3 veya 2.5 milyonunun Afgan göçmeni olduğu ifade ediliyor ve İran bunların sayısını girerken tutuyor, çıkarken tutmuyor. Dolayısıyla Afgan göçmenlerin ülkesine girmesine izin veriyor. Fakat ülkenin batı tarafından da Türkiye'ye doğru yol veriyor. Bir de işin böyle bir e, tarafı var. Elbette insan kaçakçılığı vesaire bu işin bütçesi o boyutlara girmeyeceğim. E, İran köprüsüyle Türkiye köprüsüyle e, muazzam bir batıya göç var. Fakat Türkiye köp İran köprü oluyor ama Türkiye köprü olmuyor. Çünkü Yunanistan artık bütün mültecileri geri itiyor. Ya kendi sahil güvenlikleriyle onları püskürtüyor. işte dalga yapıyor denizde veya işte böyle bir takım sopalarla falan botlarını batırmaya çalışıyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Hatta en son Euronius'ta bir video vardı. Türkiye'den Yunanistan'a geçen ve oradan sonra Yunan güçleri tarafından Türkiye'ye gönderilen gene kaçakçılar aracılığıyla Türkiye'ye gönderilen bir ailenin anlatımı vardı. Lütfen Euronews Türkçe'ye bakın ve orada seyredin 9 dakikalık bir video. Yunanistan bırak artık sularda veya kıyıya çıkarken kendi topraklarına ulaşmış ve iltica etme, etmek isteyen, iltica etmek üzere olan kişileri de topluyor, paketliyor, bir eee mürbise bindiriyor, kaçakçılara veriyor, geri itiyor, geri gönderiyor. Push bekleniyor İngilizcesi. E, BBC'de de bu konuda e, geniş bir dosya yayınlandı. Bundan iki gün önce BBC Türkçe'de de Türkçe altyazılı olarak var. İzlemenizi öneririm. Evet. Bu da Türkiye'nin yakın dönemde çokça konuşacağı e, konulardan biri efendim. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. 15 Temmuz bir başlangıçtır. 15 Temmuz bir sonuç değildir. 15 Temmuz'u aydınlatarak e, Türkiye Yeni ufuklara yürüyebilir, aydınlanabilir ve Türkiye'nin iki yakası bir araya gelir. 15 Temmuz Türkiye'yi vurmuş, mevcut rejimi ikame etmiştir. Mevcut rejimin yerle bir olup gitmesi için 15 Temmuz'un bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması tek ama tek seçenektir. Mevcut rejim ve rejimin muhalif görünümlü bileşimleri elbette onları da kastediyorum. Bu şuna yarar, bu bunu bu buna yarar falan demeden, bütün boyutlarıyla. Bu konu ortaya çıkarılmadan ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Evet 15 Temmuz 2021 yayınını böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın derken Turan Görür Yılmaz kısa bir izin yaptı. Dönecek şu günlerde ama muhtemelen yarın tekrar ekranlarda manşeti hazırlamaya çalışacağım. Hafta sonundan itibaren de normal yayın akışımıza dönebiliriz diye umut ediyorum. Hoşçakalın.